Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Şimdi Allah rahmet etsin. Babamın böyle bir hatırası var. Onu da böyle şimdi muhabbet arasında geçti. Anlatalım, herkes de duysun. İnşallah rahmete vesile olur, duaya vesile olur. Ve davetsiz misafir de var. Herkes. Sen bu kahramanı al. Evet. Ekrana çıkmak için. Evet. Şimdi diyor ki bir akşam diyor dersten sohbetten çıktım. Gece geç saat Yozgat'ta. Kar tipi her taraf diyor. Baktım birisi diyor, böyle karların, buzların üstüne düşüyor, kalkıyor, bir iki adım gidiyor, bir daha düşüyor. Yanaştım yanına diyor, baktım ağlıyor. Neyse diyor, baktım böyle dut gibi sarhoş, böyle iyice kafayı demlemiş, ayakta duracak dermanı yok. Ağlıyor diyor, baktım. Niye ağlıyorsun dedim diyor ya. Ah hocam, ah dedi diyor. Ben insan falan değilim dedi diyor. Ben Müslüman da değilim dedi diyor. Ben şöyle alçak bir adamım, böyle bir adamım falan böyle diyor kendi kendine. Hakaret ediyor kendine. Ne oldu dedim diyor. Benim kız Kur'an kursu hocası oldu, mahalleye geldi. Ben hala içiyorum. Böyle sarhoş vaziyette o mahalleye gitmek istemiyorum hocam. Kızım Kur'an kursu hocası oldu. Ben hala içiyorum. Hala bırakamadım. Ben bu akşam o eve gidemem. Saatlerdir burada duruyorum, işte eve gitmek istemiyorum. O mahalleye giremem artık ben. Dedim ki diyor, sen sağlam Müslümansın kardeşim dedim diyor. Senin dedim diyor motor sağlam, şanzıman sağlam, kaporta sağlam, bir balatalar sıyırmış, onu sıkacağız. Tamam, bir fren tutmuyor sadece. Her şey sağlam dedim diyor. Çünkü sende sağlam bir iman var. Kur'an kursu hocası olan bir kızın babası olarak ben sarhoş olarak o mahalleye giremem diyecek kadar Kur'an'a ve Kur'an hizmetine saygılısın. Kur'an'a ve Allah'a karşı sevgi dolusun. Ha, sendeki iman kimsede yok. Sen şöyle imanlısın, böyle imanlısın deyince ayağa kalktı diyor. Ne olur hoca beni kurtar dedi diyor. Onu diyor aldım götürdüm medreseye diyor. Ondan sonra sabaha kadar anlattım diyor. Sarhoşmuş, bana ne diyor ya. Anlattım sabaha doğru ayıktı diyor. Beraber diyor bir duş aldı diyor, boy abdesti aldı diyor. Sabah namazını beraber kıldık. O gün diyor hayatına yeni bir sayfa açtı diyor. Şimdi babam derdi ki oğlum bu millet cibilli Müslüman derdi. Sarhoşumuz bile Allah diye bağırıyor. Evet. Niye? Hani paslanmış bir hemta bir elmas, eşsiz bir elmas daima parlak camdan kıymetlidir. Bu paslanmış olabilir, tozlanmış olabilir ama bunun cevheri elmas. Bin yıldır İslam'a hizmet etmiş, İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir ecdadın evlatları bunlar, torunları. Şimdilik nefsine uymuş, şimdilik bir arıza vermiş. Ne yapıyoruz biz, araba arıza verince çöpe mi atıyoruz? Arıza yerini tamir ediyoruz, yola devam ediyoruz. Öyleyse bu milletin ruhunda samimi bir iman var. Halis bir iman var. Cibilli, yani kökten, soydan gelen bir din taraftarlığı var ki ne kadar günahkar olursa olsun, bir tanesi böyle yine onların da yakınlarından birisi. O da her gece kafayı çeker. Ondan sonra bu televizyona çıkıp da sözde ilahiyat profesörü, İslam aleyhinde, din aleyhinde, cuma namazı saatinde program yapan falan bazı insanlar var ya, onlardan bir tanesi televizyona çıkmış böyle anlatıyor. Şimdi enteresan bir şey, bakın ne kadar adı ilahiyat profesör olursa olsun, bu dinleyen adam da ne kadar günahkar, sarhoş olursa olsun müminin ferasetinden çekinin diyor. Çünkü o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar. Ne kadar günahkar olursa olsun
o adamın din adamı değil de hain olduğunu anlıyor. Öyle bir kızmış, çekmiş belindeki tabancayla televizyonu delik deşik etmiş. Şimdi ne var adamda? Bilmiyor adam. Ne yapacağını bilmiyor. Ama şunu biliyor ki bu adamlar Allah diyor, peygamber diyor ama Allah düşmanlığı, din düşmanlığı yapıyor deyip böyle televizyonu delik deşik yaptım diye kendisi bizzat anlatmıştı. Yani demek ki ha dışlanacak kimse yok. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki her insan 100 kapılı bir saraya benzer. 99 kapısı kapalı da olsa, kilitli de olsa bir kapısı açıktır. O kapıdan girip diğer kapıları açabilirsiniz diyor. Öyle olmuş. Aydın'da Külhan Beyler, Efeler gelmiş. Üstad onlara diyor ki sizde diyor çok kuvvetli, çok mühim kahramanlık damarı var diyor. Tebrik ediyorum sizi diyor. Yiğitsiniz siz. Dünyanın 10 kuruş menfaati için canınızı veriyorsunuz. 10 kuruşa hayatını veren 100 kuruşa dünden verir. Böyle bir dava için öyleyse her şeyinizi vermelisiniz. Ebedi bir hayat için dünyanızı feda edersiniz diye onların o damarından girip ya bırakın Gülen Beyliği, Kabadayılığı, neredeymiş, şöyleymiş, böyleymiş deyip de onları dışlamıyor. O damardan yakalayıp onlara davasını anlatıyor ve onların o hissiyatını, o istidadını, o kabiliyetini köreltmiyor. Hazreti Ömer İslam'a girdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bırak yiğitliği, bırak kahramanlığı, bırak şunu bunu kabadayılığı demiyor. Bak 40. Müslüman Hazreti Ömer Kabe'ye doğru yürürken bütün müminlerin önüne geçiriyor onu. Kumandan sensin diyor. Hiç onun o damarını ne yapmıyor? Rencide etmiyor. Halid bin Velid hiç yenilgi almamış ya. Uhud'da Müslümanları mağlup eden de o. Ha, Müslüman olduğu zaman ne yapıyor? Sen yeni Müslüman oldun. Sen hele şöyle bir arkada bekle demiyor. Onu getiriyor direkt. Ordunun kumandanı yapıyor bak. Yani şimdi gayrimeşruda, şerde, günahta hızlı giden, kahramanca koşturan insanlar, yiğitler, değil mi? Kabadaylar, Külhan Beyler, hayra döndüğü zaman da aynı hızda hem daha şiddetli Kur'an davasına koşturuyorlar. Ya. Şimdi ölümle alakalı, ihtiyarlıkla alakalı bir bölüm okuyacağız. Hakikaten çok kıymetli bir bölüm, yani anlaşılması gereken bir ders. Burayı birisiyle okuduk. Bana dedi ki ya dedi insanın dedi şu sohbeti dinleyince ölesi geliyor dedi ya. Şimdi bir insana hayatta en çok zor gelen, acı veren, korkutan nedir? Ölüm ya. Ya hastalıklar var, kazalar, belalar, onların hepsi arkasında ölüm ihtimali olduğu için korkutucu. Adam hastalandığından dolayı ölecek zannediyor, ondan dolayı korkuyor. Kazadan niye korkuyor? Ya ölürsem diye korkuyor. Beladan niye korkuyor? Sonu ölüme çıkar diye korkuyor. Şimdi bir insan ölüm meselesini halletti mi, hayatta korkulacak, endişe edilecek, üzülecek hiçbir mesele kalmıyor ki. Ha, niye? Çünkü ya Allah Allah, biz işte babamız vefat etti, Allah rahmet etsin. Gördüm ben ya gözümle. Nasıl üzerinden elbiseleri çıkarıyorlar? İnsan ceketini çıkarır kenara koyar ya. Aynı onun gibi kullandığı, eskittiği, yıprattığı, artık yama tutmayan o cesedi çıkarıp kenara koyuyor. Ve ruh artık o arızalı, sıkıntılı cesetten, kafesten uçan kuş gibi uçup hürriyetine kavuşmanın lezzetini, zevkini, özgürlüğünü yaşıyor. İşin hakikati bu. Acı bizim için, üzülmek bizim için. Onun için bir şey yok. Hatta o bize üzülüyor. Bu garipler diyor kaldı burada. Evet. Kar, kış, kıyamet, kriz var, bilmem virüs var, şu var, bu var. Öbür tarafta hiçbir şey yok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zîruhların en eşrefi,
canlıların en şereflisi, ruh sahiplerinin en şereflisi ve şu bayramlarda kemiyet ve keyfiyet cihetiyle en ziyade istifade eden insan, dünyaya pek çok meftun ve müptela olduğu halde, hepimiz dünyaya neyiz? Meftunuz, aşığız. Bir de müptelaymışız, müptela. Adam içki müptelası oldu, sigaranı bırakamıyor ya. Var mı bırakabilen? Bırakamıyoruz ya. Defalarca başımıza hadiseler geliyor. Defalarca ölüme şahit oluyoruz. Defalarca dünyanın fani olduğunu gözümüzle görüyoruz. Ertesi gün müptelayız ya bir türlü. Dünyanın beş para etmediğini bizzat en yakınımızın vefatıyla görüyoruz. Sonra tekrar insan ne yapıyor? Dünyaya müptela. Bağımlı. En dehşetli bağımlılık bu. Dünyadan nefret ve alemi bekaya geçmek için eser-i rahmet olarak iştiyak engiz bir halet verir Kur'an'ın hakikatleri. Kendi insaniyeti dalalette boğulmayan o haletten istifade eder. Rahatı kalbine gider. Şimdi o haleti intac eden vecihlerden numune olarak beşini beyan edeceğiz. Birincisi, şimdi Cenab-ı Hak anne karnından dünyaya getirirken anne karnındaki o sıkıntılı, karanlık ortamdan ferahlı, geniş, lezzetli, bütün istidatları, kabiliyetleri, organları, cihazları kullanabilecek bir aleme gelmenin rahatlığı var değil mi? Lezzeti var, keyfi var. Gelirken ağlıyoruz, sızlıyoruz falan, gözümüzü bir açıyoruz. Bakıyoruz ki iş başka, burası daha güzelmiş, hiç ağlamaya gerek yok deyip susuyoruz değil mi hemen? Hemen teslim oluyoruz. Şimdi buradan giderken de aynıymış. Buradan giderken de anne karnındaki o daracık, sıkıntılı, kayıtlı, karanlık ortamdan buraya geldik. Kimse geri dönmek istemiyor. Niye? Çünkü bu kadar aletler, cihazlar, göz, kulak, el, ayak hepsini burada keşfettik. Varmış bizde ama hiç kullanmadığımız için bilmiyorduk onları. Ne işe yaradığını da bilmiyorduk. Onların lezzetini, keyfini de bilmiyorduk. Geldik, keşfettik. Dünyadan da ahirete göçtüğümüzde şu sıkıntılı, çileli, değil mi? Şu ruha nispeten kayıtlı ve karanlık dünyadan ahirete doğduğumuzda da kimse bizi geri getiremez. Geri çağırsalar mümkün değil, gelmeyiz. Çünkü buradan da oraya doğduğumuzda var olup keşfedemediğimiz çok istidatları, çok kabiliyetleri, çok duyguları orada yaşamaya, keşfetmeye başlayacağız. Şimdi insan bu manayı anladığı zaman, o zaman ihtiyarlık da hoş, ölüm de hoş. Ama Cenab-ı Hak dünyadan götürürken önce yavaş yavaş dünyadan ne yapıyor? Usandırıyor. Önce ne yapıyor? Bak yavaş yavaş alıyor dünyayı elimizden. Gençlikte böyle canlı, hareketli, faal falan. Sonra yavaş yavaş sağlığımızı elimizden alıyor. Yavaş yavaş, değil mi? Gençliğimizi elimizden alıyor. Yavaş yavaş hastalıklar, şunlar, bunlar dünyayı yavaş yavaş daraltıyor. Ta ki ahirete geçiş rahat olsun diye. Giderken hiç arkasına bakmasın. Hatta ahireti arzulasın, istesin. Yeter bu dünya bana deyip kendisi ahirete severek göçsün, gitsin diye şu ölümün acısını bile hafifletmek için Cenab-ı Hak ihtiyarlık veriyor, hastalık veriyor, musibet veriyor ve ahireti insana yavaş yavaş sevdirerek gönderiyor. Rahmete bak ya. Birincisi, ihtiyarlık mevsimiyle dünyevi güzel, cazibedar şeyler üstünde fena ve zevalin damgasını ve acı manasını göstererek o insanı dünyadan ürkütüp o faniye bedel bir baki matlubu arattırır. İkincisi, insanın alaka peyda ettiği bütün ahbaplardan %99'u dünyadan gidip diğer bir aleme yerleştikleri için ciddi muhabbet, o ciddi muhabbet saikasıyla o ahbabın gittiği yere bir iştiyak ihsan edip
mevt ve eceli mesrurane karşılattırıyor. Allah Allah. Şimdi askerden tezkereyi alırken insan ne yapıyor? Değil mi? Baba ocağına, ana kucağına gideceğim diye, sevdiklerimin yanına gideceğim diye seviniyor. Halbuki askerde de aylardır beraber dostluk yaptığı insanlar var, onlardan ayrılacak. Neye göre düşünüyor? Şimdi benim kavuştuklarım mı daha çok, ayrıldıklarım mı daha çok? Kavuştuklarım mı daha yakın, daha değerli? Ayrıldıklarım mı bana daha yakın, daha değerli? Arasında muvazene yapınca bu sefer tezkereye seviniyor. Allah aşkına bizim dünyadan giderken kavuştuklarımız mı daha çok, ayrıldıklarımız mı çok? Hele bir de ihtiyarlayınca bütün akranlar, dostlar hep gitmiş, burada kalmışsın. Yetim, öksüz, değil mi, tek başına? Ya babamla şey yapardık böyle bayramlarda, babaannemin kabrini ziyarete giderdik. Babaannem de onlara evi geçindireceğim diye, onlara ekmek yapacağım, onların rızkını temin edeceğim diye dikiş makinesinde terzilik yapan, dikiş makinesinin başında soğukta gece kış gününde zatüre olup da vefat eden, babam daha 13 yaşındayken vefat eden bir evliya biz kadın. Hep gittiğimizde ağlardı böyle. Derdi ki ya anamı çok özlüyorum derdi. Şimdi özlediklerine Cenab-ı Hak kavuşturdu. Şimdi insan düşünüyordu Allah Allah ya. Hepsi kabrin öbür tarafında bekliyorlar. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle hayatlarını okuduğumuzda hasret çektiğimiz sahabe efendilerimiz, Halid bin Velidler, Bilal-i Habeşiler, Ömerler, Osmanlar, aman ya Rabbi, Mus'ab bin Ümeyrler, Ebu Bekir Sıddıklar, Hazreti Ali Efendimiz, değil mi? Şah-ı Geylaniler, İmam-ı Rabbaniler, Bediüzzamanlar, bütün hepsi böyle, değil mi? Kabrin öbür tarafındadırlar. Öyle diyor Mesnevi Nuriye'de, çok güzel bir ifade var da. Diyor ki, şimdi İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki radıyallahu anh Hindistan'da muhat olarak sakindir. Şu anda hayattadır. Ziyaretçileri kabul ediyor diye bir haber ulaşsa diyor. Bin müşkilat olsa katlanarak ziyaretine gideceğim diyor. Ta Hindistan'a değmez mi ya? Arada yolda ömür geçirsen yine değer böyle büyük bir zatın ziyareti için. Halbuki diyor İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin öbür tarafında binler Faruk-ı Ahmetlerle, Ebu Bekir Osmanlarla, Bediüzzamanlarla muhat olarak sakindir. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır diyor. Ne yapalım? Bir an önce kendimizi mi öldürelim? Hayır. Onların ziyaretine gitmek için acele edin diyor. Sen acele de etsen, ayakta diresen, gitmemekte içinde mücadele etsen, ölüm nedir? Ölüm değişmez. Oradaki acele dediği, onların ziyaretine gitmek için acele et. Allah muhafaza, başkalarının ziyaretine gitme ihtimali de var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimleri sevdin, kimlerin peşinden gittiysen, Cenab-ı Hak seni ahirette onların ziyaretine götürecek. Öyleyse dünyada hemen acele edelim. Bir an evvel onların peşinden, onların yolundan ahirette onlarla buluşmak için gayret edelim ki Cenab-ı Hak onlarla yollarımızı ayırmasın inşallah. Ya. Üçüncüsü, insandaki nihayetsiz zayıflık ve acizliği bazı şeylerle ihsas ettirip hayat yükü ve yaşamak tekalifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp istirahata ciddi bir arzu ve bir diyar-ı ahire gitmeye samimi bir şevk veriyor. Allah Allah. Dördüncüsü, insanı mümine nuru iman ile gösterir ki. Şimdi kabir kapısı nasıl diyor? Kabir âleme ahirete giden bir kapıdır diyor. Arka ciheti rahmet, ön ciheti ise azaptır diyor.
Bütün dost ve sevgililer o kapının arka tarafındadırlar diyor. Senin onlara iştiyakın yok mudur diyor. Onların ziyaretine gitmeye iştiyakın yok mudur diyor. Allah Allah. Şimdi ön ciheti azap. Önden bakıyorsun Allah Allah ya bu nedir ya? Kuş tüyü yastıklarda yatırdığımız, dokunmaya kıyamadığımız babamızı ne yaptık? Toprağın dibine yatırdık. Tahtaları çaktılar üstüne. Yarışıyor herkes üstüne toprak dökmek için. Sonra hepimiz sırtımızı döndük geldik. Oraya gömdüğümüz neydi? Cekedi gibi. Hatırası. Cesediydi. Ha. Kullandı, çıkardı. Eskimiş yuvasından yıldızlarda seyahat etmek için oradan ne yaptı? Çıkıverdi, uçuverdi. Ha, aslında bekaya kavuştu, hürriyete kavuştu. Şu dünyanın sıkıntılı, mihnetli, çileli ızdırabından değil mi? Azledildi. Cenab-ı Hak ne yaptı? Azat etti. Şimdi insan düşünüyor Allah Allah ya. İman nuru olmazsa, yani bir insanın kalbinde iman yoksa, Allah'a imanı yoksa, kabrin öbür tarafında ebedi bir hayatın varlığına imanı yoksa veya taklidi olarak inanıyorsa, ilmi, akli, mantıki delillerle ahiretin varlığını bilmiyorsa, tam kanaat getiremiyorsa, inanın sevdiği, en sevdiği bir insanın ciğerinden koparılıp götürülüp de toz toprağın içine atılıp üzerine taşlar, topraklar saçılması o kadar dehşetli bir manzara ki çoğu aklını kaçırıyor. Kafayı yiyor adam. Olamaz diyor ya. Haklı. İmansız bir insan nasıl dayansın buraya? Ve arkasından kendisinin de oraya doğru adım adım gittiğini, bir gün onu da o çukura düşürüp üzerine topraklar saçacaklarını düşünmek, Allah muhafaza, iman olmazsa o insanı ne yapıyor? Perişan ediyor ya. Ya. İmanlı bir insan ne yapıyor? Dünyadan, kabirden, sırattan, mahşerden, ebediyete doğru dünyada beni sebeplerin, vasıtaların, vesilelerin, hayvanların, bitkilerin eliyle en güzel şekilde ağırlayıp en lezzetli rızıklarla, nimetlerle beni besleyen Allah kim bilir ahirette, cennette benim için nasıl sofralar hazırlamıştır diye heyecanla o sofraya, o misafir değil mi? O misafirliğe, payitahta doğru, Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine doğru heyecanla, iştahla, zevkle yürüyor. Ya. Dördüncüsü, insanı mümine nuru iman ile gösterir ki mevt, ölüm, idam değil, tebdili mekandır. Kabir ise zulümatlı bir kuyu ağzı değil, nuraniyetli alemlerin kapısıdır. Dünya ise bütün şaşasıyla ayrılmak istemediğimiz, yapıştığımız, uğruna bütün değerlerimizi feda ettiğimiz, hatta ahiretimizden bile bazen vazgeçtiğimiz o dünya var ya, bütün şaşasıyla ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Ya. Allah Allah. Azerbaycan'dan bir abimiz var, Latif abi anlatmıştı. O zaman diyor, Rusların Türkiye Cumhuriyetler'deki dini faaliyetlere müsaade etmedikleri dehşetli bir dönem diyor. Biz de diyor bu hakikatleri okuyoruz, insanlara anlatıyoruz falan. Götürüp işkence ediyorlar diyor. Yerin altında öyle enteresan bir şey ki bak 4-5 sene yerin altında hücrelerde kalmışlar. Ya. Derilerimiz dökülüyordu diyor. Sadece şu göğsünde boynuna koyduğu Kur'an-ı Kerim varmış, buraya astığı küçücük bir, o Kur'an-ı Kerim'i açıp oradan hatim indirdim diyor. 4-5 sene boyunca devamlı. Öyle işkenceler etmişler. Ta böyle ensesindeki kemikleri böyle dipçikle kırmışlar. O kadar böyle azap çektirmişler.
Diyor ki bir gün ormana götürdüler diyor. İşkence ettiler diyor. O kadar işkence ettiler ki diyor. Öldü diye bırakmışlar bizi diyor. Ben de diyor o anda bir rüya gördüm diyor. Bayılmışım diyor. Bir rüya gördüm diyor. Rüyada diyor cennete girmişim diyor. Cennette diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la sahabelerle beraberiz. Oh dedim tamam bitti dünya sürgünü dedim diyor. Öyle bir oldum ki diyor tamam. Sonra birden ayıkınca diyor gözüm bir açtım aynı yerdeyiz. Eyvah dedim yine buradayız. Şimdi o yolda yaşayan bir insan ölümü mumla arar, mumla. Niye? Çünkü öbür taraftan kokular geliyor. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kokusu geliyor. Sahabelerin kokusu geliyor. Cennetin kokusu geliyor ya. Kim gelir bu tarafa? Ya. Kim tutar seni ya? Duramazsın. Ya. Ama şimdi niye? Ene inde zanni abdi bi diyor. Cenab-ı Hak hadisi kutsi bu. Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim diyor. Sen Allah'a ibadet ettin. Onun merhametine, şefkatine sığındın. Ve ömür boyu onun değil mi rızası için çırpındın. Böyle bir Allah'a seni zayi etmek. Değil mi? Seni Allah muhafaza ebedi cehenneme sürüklemek veya yokluğa terk etmek hiç yakışır mı ya? Demek böyle bir Allah bizi ahirette bekliyor. Bizim için değil mi? Dünyada böyle sofralar sermiş. İmtihan böyle ya. Ya bu imtihanı kazananları nasıl bir nimet bekliyor? Nasıl bir istikbal, nasıl bir akıbet bekliyor kim bilir? O yüzden ölümün hakikatini gören kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor ya. Elbette zindanı dünyadan bostanı cinana çıkmak. Müz'iç dağdağı hayatı cismaniyeden alemi rahata ve meydanı tayaran ervaha geçmek. Ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzuru rahmana gitmek. Bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir. Hakikaten bir gürültü vardı. Öyleydi ya. Şöyle doktor böyle demiş bilmem ekonomik kriz şöyle virüs varmış şuydu buydu var. Hepsi bitti mi? Gürültü bitti. Hepsi sizin olsun. Ya. Şimdi bir abiyle muhabbet ediyoruz da diyor ki ya bize bir diyor miras bir araba kaldı diyor. Baba yadigarı miras. Biz de diyor biniyoruz diyor. Her gün sanayi, her gün sanayi. Bilmem şu vergisi, bu vergisi, şu şunu, bu bunu. Bir de her gün sanayi, sanayi, sanayi. Bizim diyor evin yarı sermayesini araba yiyor diyor. Ondan sonra çoluk çocuk götürüyor bilmem nerede ceza yemiş. Şu şurada, bu burada falan. Bir gün diyor devrettik biradere diyor. Ya diyor öyle bir rahatladık ki diyor. Sanki sırtımızdan diyor dünya kadar büyük gitti diyor. Şimdi niye arabayı devredince o arabayla ilgili bütün sıkıntılar, yakıt, zam beni ilgilendirmiyor. Zam mı geliyor? Beni ilgilendirmiyor. Vergi mi? Beni ilgilendirmiyor. Bilmem sana şu lastik mi patladı hiç. Devredince diyor bütün sıkıntısıyla beraber devrettik. Biz diyor içinden dımdızlak çıktık elhamdülillah. Şimdi aynı onun gibi. Şu cesetle alakalı ya. Kriz de cesetle alakalı. Virüs de cesetle alakalı. Değil mi? Soğuk da cesetle alakalı. Sıcak da cesetle alakalı. Arabaydı, evdi, yakıttı, lastikti bilmem. Şuydu, buydu. Hepsi cesedi çıkardığın zaman hepsinin yükü orada kaldı. Sen elhamdülillah ihtiyarlıktaki cesetle alakalı. Genç, değil mi? Ruh ihtiyarlamaz ki ya. Hepsi cesetle alakalı. Cesedi çıkarınca hepsi yırtıklar, sökükler, hastalıklar, virüsler, krizler, değil mi? Pahalılık, hepsi orada kaldı ya. Beşincisi, Kur'an'a dinleyen, Kur'an'ı dinleyen insana, Kur'an'daki ilmi hakikati ve nuru hakikatla, dünyanın mahiyetini bilmekliğiyle, dünyaya aşk ve alaka
pek manasız olduğunu anlatmaktır. Şimdi Mevlana Hazretleri böyle bir yerden geçiyormuş da çocuklar birbirlerine yumruk yumruğa kavga ediyorlar. Bir bakıyor, ne için kavga ediyorsunuz diyor. Bir tane ceviz. O diyormuş benim, o diyormuş benim. Durun demiş, bir dakika. Cevizi şöyle kırmış, açmış içini, bakmışlar ki çürük. Kavga bitmiş. Birbirlerinden özür dilemişler, kusura bakma. Demiş ki işte dünya böyle demiş. Çürük olduğunu insan ölürken anlıyor. Eyvah diyor ya, çürükmüş be. Değmezmiş. Çürük olduğunu insan ne zaman anlıyor? Ölürken anlıyor. Ama ölürken anlamak maharet değil. İş işten geçti artık. Çünkü sen dünya için kalpler kırdın, yuvalar yıktın, ahiretten vazgeçtin. Ebedi hayatını mahvettin. Rabbinin rızasını bile tepeleyip geçtin dünya için. Çürük olduğunu anlasan ne olur? Asıl mesele ölmeden önce ölmek. Yani dünyanın çürük olduğunu, alakayı kalbe değmediğini, onun için kalp kırmaya, niza çıkarmaya, hak yemeye, ahiretten fedakarlık göstermeye değmediğini önceden anlasaydın, ya dünya için değmeyecek işlerden vazgeçerdin. Ya insana der ve ispat eder ki dünya bir kitab-ı samadanidir. Huruf ve kelimatı nefislerine değil, belki başkasının zat ve sıfat ve esmasına delalet ediyorlar. Öyleyse manasını bil, al, nukuşunu bırak, git. Öğretmen yazıyor tahtaya. Manasını aldıktan sonra sil gitsin ya. Çünkü zaten bir manayı ifade etmek için yazıldı. Manasını aldın. Bediüzzaman Hazretleri bazen bir bahçenin kenarından geçerken şöyle bir temaşa eder, tefekkür eder. Dermiş ki birinci mahsulü ben kaldırdım, gerisi kimin olursa olsun dermiş. Birinci mahsul neydi? En kıymetli mahsul neydi? Cenab-ı Hakk'ın o manzarayla, o nimetlerle, o güzelliklerle ifade ettiği mana. Hakikat, Allah'ın verdiği mesaj zaten onun için yaratmamış mıydı? Geriye posası kaldı. Manasını, ruhunu, hakikatini aldım ben diyor. Ya. Hem bir mezradır. Ek ve mahsulünü al. Muhafaza et. Muzakrafatını at. Ehemmiyet verme. Şimdi mahsulünü almak yetmiyor. Bu dünyada, dünya ahiretin tarlası ya. Ekeceğiz. Şimdi biz çiftçiyiz. Toprağa tohum serperken yağmur, aman yağmur geliyor. Bir avuç daha düşürebilir miyiz toprağa? Aman yağmur geliyor. Yağmur gelen onu daha ekemezsin. Aman kış geliyor. Bir avuç daha atsak, bir avuç, değil mi? Bin avuç belki, değil mi? Yüz avuç olarak ne yapacak? Bize dönecek. Yarışır çiftçi. Her dağda bir traktör görürsün ekiyor. Ya sonra şimdi ekemezsen baharda gelirsin bomboş tarlaya. Yabani otlar istila etmiştir. Bak. Şimdi fakat diyor ki ek ve mahsulünü al, muhafaza et diyor. Mahsul almak kadar önemli olan bir de muhafaza etmek. Muhafaza etmek. Gıybet diyor. Nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet mesela amali salihayı. Onca uğraştığın, onca çile çektiğin, onca zahmetine katlanıp da işlediğin salih amelleri bir gıybetle ne yaptın? Vurdun kibriti, alev alev yandı gitti. Ahirette bir sürü amellerin vardı, bir açtılar defteri yok. Nereye gitti bunlar ya? Kayıtlar silinmiş. Niye silindi? Gıybetle veya hasetle veya Allah muhafaza ucup dediğimiz ameline güvenip de sanki ahirete torbaları dolu bir vaziyette gidiyormuş gibi, değil mi? Kendine güvenmek, ameline güvenmek de amelleri ne yapar? Yer bitirir Allah muhafaza. Ya. Hem birbiri arkasında daim gelen geçen aynalar mecmuasıdır.
Öylerse öyleyse onlarda tecelli edeni bil, envarını gör ve onlarda tezahür eden esmanın tecelliyatını anla ve müsemmalarını sev ve zevale ve kırılmaya mahkum olan cam parçalarından alakanı kes. O aynalarda parlayan güneşi bul, ona teveccüh et, sonra aynalar kırılıp gitsin. Düşünme, üzülme. Ya. Şimdi neydi? Baba Cenab-ı Hakk'ın himayetinin aynasıydı. Allah babanla seni himaye ediyordu. Anne de Allah'ın rahmetinin, şefkatinin aynasıydı. Sen babadaki himayetin Allah'a ait olduğunu, annedeki şefkatin Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin tecellisi olduğunu bilirsen, babandan dolayı Allah'ı, annenden dolayı da Cenab-ı Hakk'ın rahmetini severdin. Ha. Sonra da onlar, o aynalar kırılıp gittiğinde ne oldu? Allah baki. Güneş kırılmaz. Güneş daimi ise, aynalar kırılıp gitse de kaybolan hiçbir şey yok. Giden yok, yiten yok, kaybolan yok, mahvolan yok. Hepsi baki. İlmi ilahide hepsi duruyor. Ya. Ettiğim hizmet, yaptığım ubudiyet boşuna boşu boşuna gitmez. Bir dar-ı mükafat, bir mahalli saadet var diyor. Ya. Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Bu dünya seyyar bir ticaretgâhtır. Öyleyse alışverişini yap, gel. Ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkasında beyhude koşma, yorulma. Hem muvakkat bir seyrangâhtır. Şu dünyada Cenab-ı Hak isimlerinin tecellilerini seyrettirmek için kurmuş, seyrettirecek, sonra bizi buradan alıp götürecek. Muvakkat bir seyrangâhtır. Öyleyse nazar-ı ibretle bak. Zahiri çirkin yüzüne değil, belki cemili bakiye bakan gizli güzel yüzüne dikkat et. Hoş ve faydalı bir tenezzüh yap, dön. Ve o güzel manzaraları irae eden ve güzelleri gösteren perdelerin kapanmasıyla akılsız çocuk gibi ağlama, merak etme. Hem bir misafirhanedir. Son paragraf bitti. Öyleyse onu yapan mihmandar-ı kerimin izni dairesinde ye, iç, şükret. Kanunu dairesinde işle, hareket et. Sonra arkana bakma, çık git. Bir insan niye arkasına bakar? Misafir olduğun bir evde ayrılırken arkana bakar mısın? Bir ceketim değil mi, alır giderim dersin ya. Hiç de arkana bakmazsın. Niye sahiplenmedin ki oraya? Kurulmadın. Ev sahibi gibi bir tavır takınmadın. Ama kendini ev sahibi zannediyordun. Bir anda dediler ki, bura senin değil ya. Buraya sahiplenme. Misafirsin sen. Hadi dışarı dediler. Gözün arkada kalır. Ayrılamazsın. Kopamazsın. Ya. Bir gün bir abiyle bir yere gittik de adam öyle bir şato yapmış. O kadar olur yani. Hayatımda öyle bir. Sonra o da yanımda vallahi dedi ya, adam bu evin içinde ölemez dedi ya. Çıkmaz, can çıkmaz adamdan dedi. Hadi çıksın. Bir de ahirete imanı yoksa cennetteki değil mi, tuğlaları, kerpiçleri altından olan sarayları bilmiyorsa bu evden nasıl çıkacak ya? Hadi çık. Ya. Sonra arkana bakma, çık git. Her zekârâne fuzuli bir surette karışma. Senden ayrılan ve sana ait olmayan şeylerle manasız uğraşma ve geçici işlerine bağlanıp boğulma gibi zahir hakikatlerle dünyanın iç yüzündeki esrarı gösterip dünyadan müfarekatı gayet hafifleştirir. Belki hüşyar olanlara sevdirir ve rahmetinin her yerde, her şeyde ve her şe'ninde bir izi bulunduğunu gösterir. İşte Kur'an şu beş veçhe işaret ettiği gibi başka hususi vecihlere dahi ayat-ı Kur'an'ı işaret ediyor. Veyl o kimseye ki, yazıklar olsun o kimseye ki şu beş vecihten hissesi olmaya.
yani Kur'an'ın bu mesajına muhatap olamayan, ölüme Kur'ani bir bakışla bakamayan bir insana yazık olur diyor. Hakikaten şimdi pederin, babamın kabrinin başında böyle bekliyoruz. Gömüyorlar. İnsan o hali yaşamayınca bilmiyor. Ben dedim ki kendi kendime, ya dedim her gün kürsüden insanlara ders okuyorsun. Ölüm şöyle güzel, böyle güzel, arkası cennet, üzülecek bir şey yok falan. Hadi, hadi bakalım. Bu dersi ne kadar aldın? Anlatmak kolay. Papağan da duyduklarını tekrar ediyor. Ha, şimdi asıl mesele o dersi ne kadar aldığımız orada ortaya çıkıyor. Ve aklıma şu geldi. Dedim ki bundan sonra herkese bunu söyleyeceğim. O anda insan onu tam hissediyor. Diyorsun ki ya arkadaş ya. Bak dünyası, şunu, bunu, cesedi dahi hepsi bak gitti. Eve gittik. Mesleri kalmış, elbiseleri kalmış, okuduğu kitaplar yanında. Her şey duruyor, bütün eşyaları var, sadece kendi yok. Kendi kendime dedim ki, dünyaya, dünya için çalışan bir insan aptaldır ya. Ahmaktır ya. Değmez ya. Ailede. Çalış dünyaya. Üzerime ev yaptırdım, üzerime araba aldım, üzerime arsa aldım, üzerime. Hepsini senin üzerine bina ettik ya. Seni gömdük mü tamamı birden ne oldu? Hepsi senin üzerindeydi. Hepsi birden gömüldü. Gitti. Hiçbiri seni geri çeviremiyor. Onları kazanmak için bir ömür verdin. Bir ömür vererek kazandıklarının tamamını versen ömrünün bir dakikasını geri alamazsın. Bir ömrü bir dakikaya sattın ya. Halbuki şu geçip giden ömürden ebediyete, ahirete, sonsuzluğa, bekaya ayırabilseydin, fani dakikaların her biri ebedileşip, bakileşip, sonsuz ebedi bir alemde sana sonsuz olarak dönecekti ya. Nasıl böyle bir ticaretten gaflet ettin? Ne yaptın dünya meşgalesi seni, değil mi? Aldattı, uyuttu ve sonunda bin pişman olsan ne ağlayacak göz var, ne dövecek diz var. Yok. O yüzden fırsat elimizdeyken, iş işten geçmeden, son nefes çıkmadan uyanıp ahiretimizin derdine düşmek, davamızın, dinimizin derdine düşmek, Rabbimizi razı etmenin peşine düşmek icap ediyor. El-Fatiha.